Sayın basın mensupları, değerli Bilecikliler, eğitim buluşmalarımızın 15. durağı Bilecik'teyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl Başkanımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanlarımız, ilçe Başkanımız, Eğitim Sekreterlerimizle birlikte sizlerle burada bir eğitim çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Bilecik, ülkemizin müstesna, güzel ve sosyal demokratlar tarafından yönetilen kentlerinden bir tanesi. Burada da bugün akademisyenlerimiz, eğitim sendikalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız ve çok farklı toplum kesimlerinden temsilcilerle inanılmaz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayfalar dolusu notlar aldık. Eğitimin çok farklı boyutları var. Okul öncesinden yüksek öğretime, hayat boyu öğrenmeden mesleki eğitime kadar her alanda konuşulması gereken sorunlar var. Bilecik'teki eğitimciler de bizlere çok sayıda geri bildirimde bulundular. Önerilerde, eleştirilerde bulundular. Dolayısıyla çok verimli bir çalışma oldu. Gün içerisinde her gün olduğu gibi bugün de çok çeşitli kurumları, sayın valimizi, ilimizi, belediyemizi, sanayi ve ticaret odamızı, çok çeşitli kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam saatlerinde de halkımızla bir araya geleceğiz. 7'den 70'e tüm yurttaşlarımız eğitimle ilgili görüşlerini söylüyor olacaklar. Gerek uzmanlarımız, gerek velilerimiz, öğrencilerimiz, herkes konuşuyor olacak. Çok yararlanıyoruz bundan Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Her kentin kendine özgü sorunları olduğu gibi ortaklaşan sorunlar da var. Bugün basın toplantımızda dile getirmek istediğim ilk konu, öğretmenlik mesleği kanun teklifinin mecliste durmasından bu yana Milli Eğitim Bakanlığımızın hiçbir biçimde harekete geçmiyor olmasıdır. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na gelen yoğun tepkilerden sonra meclisteki görüşmeleri 22. maddede durdurulmuş olan kanun teklifinin öğretmenlerimizin sorunlarını çözmediğini, hemen her toplum kesiminden ve her sendikadan ağır eleştiriler aldığını, öğretmenlik mesleği kanunu teklifi olduğu için sadece öğretmenlerin ve özellikle de atanmayan öğretmenlerin süreçlerine ilişkin maddelerle dolu olduğunu, oysa milli eğitim sisteminde şube müdürlerimizin, okul müdürlerimizin, rehber danışmanlarımızın, temizlik görevlilerimizin, şu anda yok ama olması gereken güvenlik görevlilerimizin, sağlık görevlilerimizin de bir meslek olarak var olduğu kapsamlı bir personel kanununa ihtiyacımız olduğunu dile getirmiştim. Buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na Bilecik'ten bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Sayın Bakan, arzu ediyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ni dahil etmeyerek tüm eğitim sendikalarımızı ayırt etmeksizin davet ediniz. Eğitim fakültelerimizin dekanlarını davet ediniz. İlgili meslek kuruluşlarını davet ediniz ve kapsamlı bir personel kanunu yapmak için önümüzde bulunan süreden yararlanarak milli eğitimin büyük bir ekosistem olarak yaşadığı sorunları ele alan kapsamlı bir kanun teklifi hazırlamamızı sağlayınız. Defalarca söylediğim gibi Sayın Bakan böyle bir çalışma yaparsa tüm sendikalarımızı, tüm sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, fakülteleri dahil ederse ve buradan bir konsensüs çıkarsa biz de kendisine destek vermeye hazırız. Önümüzdeki ayların yaz aylarında bir kısmını kaybettik. Ama hala zamanımız var. Bugün 28 Ağustos. Meclis 1 Ekim'de açılacak. Önümüzde epey uzun bir zaman var. Bir ayda bitirebiliriz. Kaybettiğimiz zaman nedeniyle belki 1,5-2 ayda bitirebiliriz. Ama sonuçta tüm eğitim bileşenlerinin üzerinde ittifak ettiği bir öğretmenlik mesleği kanun teklifi çalışmasını da dahil olarak içine alan bir personel kanunu çalışması yapılmasını Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrıda bulunarak teklif ediyorum. İkinci konu, geçtiğimiz günlerde Sayın Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı sendikaların mevcut iktidar partisinin bizzat Cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde yapmayacaklarını iddia ettikleri mülakatı yapmaya karar vermeleri üzerine açtığı yürütmeyi durdurma kararı talepli davayı beklediklerini dile getirdi. Sayın Bakan
açıklamasında alınacak yargı sonucuna göre atamaların yapılacağını söyledi. Ben buradan Sayın Bakan'a ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Tarihini vererek hatırlatıyorum. 11 Nisan 2023'te partinizin aday tanıtım toplantısında, program toplantısında Türkiye'nin gözünün içine baka baka mülakatı kaldırıyoruz dediniz. Dönemin bakanı Sayın Mahmut Özer 12 Mayıs 2023'te mülakatları kaldırdık. Artık sadece KPSS ile öğretmen alacağız dedi. Ancak maalesef mevcut bakan sanki Adalet ve Kalkınma Partisi seçime giderken 1 milyonu aşan öğretmenimizin oylarını almak için söylemiş olduğu bu vaadi tamamen unutmuş görünüyor. Benim burada Sayın Bakan'a söyleyeceğim iki şey var. Birincisi, siyaset vaatler ve sözler üzerinedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri mutlaka tuttuğuna dair beyanatlarını da not etmek isterim. Türkiye'ye verdiğiniz sözü tutun, mülakatları bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın. KPSS sonuçlarıyla bir gün içerisinde tüm öğretmenlerimizi atayın. Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok. İki, Danıştay sonucunu beklediğiniz için öğretmen atamalarını yapmadığınızı dile getirmektesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin partinizin seçim sloganının adını koyduğunuz Türkiye Yüzyılı Marif modelinin de Danıştay'da yürütmeyi durdurma talebiyle açılmış bir davası var. Ama onu bekletmiyorsunuz. Öğretmen atamalarında Danıştay'ı beklediğinizi dile getiriyorsunuz. Ama Türkiye Yüzyılı Marif modelini yangından mal kaçırır gibi, hiçbir pilot çalışması yapılmadan, dünyanın hiçbir yerinde görülmedik şekilde okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflarda çocuklarımızı tamamen bir deneysel sürecin içerisinde sokma telaşı içindesiniz. Yüz binlerce öğretmene eğitim verdiğinizi, süratle ders içeriklerini oluşturmaya çalıştığınızı söylüyorsunuz. Onu da bekleyin. Danıştay'ın bu konudaki kararını bekleyin. Türkiye'yi bu cenderenin içine sokmayın. Madem mülakatlar için Danıştay sonucu bekliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Marif modeli için de Danıştay sonuçlarını bekleyin. Ve sonuç ne olursa olsun, yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa buna göre, çıkmazsa da hazırladığınız programın pilot çalışmalarını yaparak deneme okullarında sonuçlarını alın ve o zaman bir sonraki eğitim yılına kadar ders materyalleriyle, içerikleriyle hazırlanın. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın her konuda birbirinden tutarsız politikalarıyla karşı karşıyayız. Mülakatlar için Danıştay kararı bekleniyor ama Türkiye Yüzyılı Marif modeli için Danıştay kararı beklenmiyor. Ben Sayın Bakan'a buradan çağrı yapıyorum. Sayın Bakan, eğer mülakatlar için Danıştay kararını beklemek doğru ise Türkiye Yüzyılı Marif modeli için de bekleyiniz. O zaman onun da sonucunu hep beraber görelim. Türkiye'yi dünyada örneği görülmemiş şekilde, hiçbir pilot çalışması yapılmamış böyle bir eğitim modelin içine sürüklemeyin. Ve ikinci notum da şu bu alanda, mevcut bakanlığınızın büyük başarısıyla halihazırda iki farklı okul öncesi programına devam ediyorsunuz. Ve Türkiye'ye hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Şubat ayında ilan etmiş olduğunuz okul öncesi programı dururken 1,5 ay sonra bir başka okul öncesi programı ilan ettiniz. Bu bile başlı başına makamınızdan ayrılmayı gerektirir. Fiilen Türkiye'de şu anda iki okul öncesi programı var. Sayın Bakan'a buradan da sesleniyorum. Çıksın desin ki yok. Çıksın desin ki 1,5 ay sonra bu programı şu nedenle hazırladık. Çıksın desin ki okul öncesi programlarından iki tane olmasının şöyle bir sebebi var. Aylardır söylüyorum. Sayın Bakan bunları duymazlıktan geliyor. Ben buradan bir kez daha Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu konuda da bir açıklama yapmasını bekliyorum. Ne olmuş da Türkiye 1,5 ay sonra dünya tarihine, dünya eğitim tarihine geçecek şekilde iki farklı eğitim programı ilan etmiş. Son olarak genel eğitim alanı ile ilgili olarak şunu söylemek isterim. Bilecik'te eğitim uzmanlarıyla
öğretmenlerle, akademisyenlerle, sendikacılarımızla bir araya geldik. Bilecik'ten önceki 14 ilde olduğu gibi tamamı köy okullarının kapatılmasının ne kadar yanlış bir uygulama olduğunu ısrarla dile getirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede iktidar olduğunda 32.401 köy okulumuz vardı. Bugün 13.969. Yani 18.432 köy okulu kapatılmış durumda. 2002 yılında 3.275.579 öğrenci olan bu okullarda bugün sadece 623.902 öğrenci var. Bu asla kabul edilemez bir şey. Köy okullarının kapatılması sadece küçücük çocukların onlarca kilometre başka yerlere gitmesine sonuç yaratmıyor. Aynı zamanda birçok yerde bu çocukların aileleri olan genç anne babaların da kentlerin çeperlerinde yeni işsizler olarak tutunmaya çalışmaları neden oluyor. Köy okulları boşalınca bu kadar çocuğun ailesi, bu kadar genç nüfus köyleri boşalttığında Türkiye'nin tarımsal üretimiyle, kırsal kalkınmasıyla ilgili büyük problemler yaşanıyor. Savaşan ülkelerden tarımsal ürün ithal etmek zorunda kalan bir ülke haline geldik. Kendi kendine yeten çok az sayıda bir ülkeyken gıdalarında büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldık. Eğitim bu sürecin temel unsurlarından bir tanesidir. Köy okullarının kapatılması köylere yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. Bu ülkenin bayrağının dalgalandığı her yerde, tek bir öğrencimizin bile olduğu yerlerde köy okullarının açık tutulması gerekir. Bir ana baba kuzusunun eğitim alacağı en iyi yer kendi annesinin babasının yaşadığı yerdir. Akşam kendi annesiyle babasıyla kardeşleriyle yatmasıdır. Taşımalı eğitim bir garabettir. Mümkün olduğunca az yapılmalıdır. Çocuklar kendi sosyal çevrelerinde kendi abileri, ablaları, kardeşleri, anneleri, babaları, akrabaları ile birlikte kendi coğrafi koşullarında ama nitelikli bir eğitim alarak geleceğe hazırlanmalıdır. Köy okullarının kapatılması politikası Türkiye'nin kırsal kalkınması için çok büyük sorunlar yaratmıştır. Sadece köy okullarının açık tutulması da yetmez. Türkiye'de köylerin nüfuslarının azalmaması, üretimin durmaması için veteriner, ziraatçı, sağlıkçı gibi farklı meslek gruplarında köylerde devlet adına hizmet vermesi gerekmektedir. Bilecik'te de benzer sorunlarımız var. Örneğin yeni çıkan tasarruf genelgesiyle 30 kilometre ve ilerisinde olan yerleşim birimlerindeki çocukların yatılı olarak okutulması kararı alınmış. İl başkanımızla, vekilimizle, belediye başkanlarımızla değerlendirdik. Fakat genelgeye bile uyulmuyor. 30 kilometreden daha aşağıda olan çocuklar da yurtlara yerleştiriliyor. Ama ne hikmetse köylerden gelen çocuklar yurtlara yerleştirilirken İmam Hatip okullarında okuyanlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Hayatınızda her alanda çifte standart uygulamak zorunda değilsiniz. Bu ülkeye sürekli bir adaletsizlik yaratmak durumunda değilsiniz. Bu derece halkın sorunlarına duyarsız kalmak durumunda değilsiniz. Bugün Sayın Valimizle de bu konuyu ele alacağız. Bilecik'te de diğer illerde olduğu gibi çocuklarımıza okullarda bir bardak temiz su verebiliyor olmamız gerekir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na bu konuda çağrıda bulunmaya devam edeceğim. Kendisinden önceki bakanın başlattığı süreci devam ettirmeli ve çocuklarımıza okul öncesindeki gibi ve diğer üst kademelerde de sağlıklı beslenme koşullarına sahip olacakları bir öğün sıcak yemek verilmesini sağlamalıyız. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin kaynakları kur korumalı mevduata harcanmazsa, Türkiye'nin kaynakları yandaş şirketlerin vergilerini affetmek için kullanılmazsa, Türkiye'nin çocuklarına yemek de vermek mümkün, su da vermek mümkün. Mesele iktidarın neyi tercih ettiğidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 20 milyon öğrencimiz, 7 milyon üniversite öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz,
1 milyon atanmayan öğretmenimiz, öğretim üyelerimiz ve eğitim bekleyen öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 30 milyon kişinin her sabah eğitim sistemin içinde yer aldığı bu ülkede bu sorunları yüksek sesle dile getirmeye ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çözüm önerilerinde bulunmaya devam edeceğiz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Gün içinde Bilecik'te farklı toplum kesimleri ve kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akşam saatlerinde de halkımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, anne babalarımızla, eğitimcilerimizle, akademisyenlerimizle, uzmanlarımızla bir araya geleceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.